hızı, dribling yeteneği, golleri, Hollywood yıldızlarını kıskandıracak yakışıklılığı ve hocalarıyla yaşadığı problemlerle 90'lı yıllara damga vuran bir süperstar. David Ginola. 25 Ocak 1967'de Galatasaray'da dünyaya gelen Fransız çocuk, ülkesinde günah keçisi, İngiltere'de ise Screamer olarak hatırlanacaktı. Nice altyapısında futbola başlayan David, burada beğenilmeyince Toulon'un yolunu tuttu. 1987'de Fransa 21 yaş altı milli takımıyla Toulon turnuvasında şampiyonluk yaşarken turnuvanın en değerli oyuncusu oluyordu. Finalde yendiği Bulgaristan ve Kostadinov'sa gelecekte en büyük kabusu olacaktı. Bir sene sonra başkent ekibi Paris'e ve hemen ardından da Brest'e giden David, 1992 yılında ilk kez milli takıma seçildi. Aynı yıl devlere kafa tutmak için kadrosunu güçlendiren Paris Saint-Germain transfer oldu. 1993'te kupayı, 1994'te ise ligi kazandılar. Ancak Ginola'nın peri masalı o kadar da uzun sürmeyecekti. 1994 Dünya Kupası elemelerinin son maçında Bulgaristan karşısında kaptırdığı topu Emil Kostadinov ağlara gönderince maç sonu kıyamet koptu. Dünya Kupası'na gidemeyen Fransa'da Gerard Houllier faturayı Ginola'ya kesti. 95 yılında sezonu 2 kupayla kapatan Ginola için ayrılık vakti gelmişti. O yazı Barcelona'dan haber bekleyerek geçiren Ginola, Barcelona'daki kontenjan sıkıntısı nedeniyle teklif alamadı ve rotayı İngiltere'ye çevirdi. Keegan'ın saha içinde özgürlük verdiği Ginola, Newcastle tribünlerini büyülüyordu. 1995-96 sezonunda şampiyonun kıyısından döndüler ve ikinci oldular. 96 Avrupa Şampiyonası'nda taraftarların baskısına rağmen Cantona ile birlikte kadronun dışında kaldı Ginola. Sezon başı Barcelona kapıyı tekrar çaldı ama taraftarın baskısından korkan Keegan gitmesine onay vermeyince bu transfer bir hayal olarak kaldı. 6 ay sonra Keegan takımdan ayrılınca yerine geçen Dalglish'e sorun yaşayan Ginola için Newcastle defteri kapanıyordu. İngiltere'de kalmayı tercih eden Ginola'nın yeni adresi Tottenham oldu. Beklentileri karşılayamayınca bir kez daha milli takımın 98 Dünya Kupası kadrosunda yer bulamadı. Ertesi sezon lig kupasını kazanan Tottenham ligi orta sıralarda tamamladı. Ancak Ginola İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi. Yeni hocası Graham'le anlaşamayan Ginola, Aston Villa'nın yolunu tuttu. Ancak burada da aradığını bulamayan David, kısa bir Everton macerasının ardından futbola veda etti.